Bazen de öğrendiği ayetler üzerinden Sad bine bir vakası vuracak. Dikkat buyurun. İnanmıyor kendisi ama diyor ki bak senin inandığın peygamber diye kabul ettiği Muhammed şöyle şöyle diyormuş anneler için. Sen ise annene karşı geliyorsun. Böyle olur mu? İnandığın diye değerlere, inandığın dine aykırı davranıyorsun diyecek. Sad bin Ebi Vakkas bu halini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a arz edecek. Ya Resulallah diyecek, başımdan geçen şöyle şöyle, şimdi de annem bana böyle diyor diyecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazı şeyler söyleyecek. Ama arkasından bugün Sebeb-i Nüzul kitaplarımızın bize aktardığı üzere iki ayet inecek. Öyle söyleniyor ama bir tanesinin olması daha doğrudur. Ankebut suresinin 8. ayeti, Lokman suresinin 14. ve 15. ayetleri. İki ayette muhteva olarak birbirine yakın. Ama Müslim'de ve Nesai'de geçen ve bizzat Sad bin Ebi Vakkas'ın kendi nakliyle bize aktardığı bir rivayet üzerinden inen ayetlerin Lokman suresinin 14-15 ayetleri olduğu yönündeki rivayet daha güçlüdür. Ne diyor o ayetlerde Rabbimiz? Dikkat buyurun ayetlere. Biz insana anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır ve doğurmuştur. Yani burada dikkat edilen şey nedir? Hamilelik süreci ve doğum süreci. Sütten ayrılması da 2 yıl içerisinde olur. Bir de anneye ait bir özellik daha söyledi. Bakın 3 şey söyledi ki Rabbimiz, 3 şey babada yok, 3 şey anada var. Nedir o? 1- hamilelik, 2- doğum, 3- süt meselesi. Bunlar anada var. 3 tane hak, 3 tane hukuk, 3 tane vazife, ne diyecekseniz anada var. Ama babada bir tanesi var. 3-1. Bu rakamları unutmayın. Hazreti Ebu Hureyre'nin bölümüne geldiğimiz zaman bu 3 ile 1 bize yarayacak. Devam ediyoruz. Sütten ayrılması da 2 yıl içerisinde olur. Çok önemli, üzerinde durulması gerekir. Ayetin kelime kelime, cümle cümle açıklanması gerekir ama bizim şu anda meselemiz o değil. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. İtaatin ölçüsü nereye kadarmış? Allah'ın hukukunun başladığı yere kadarmış. Eğer onlar bu konuda sana bir şeyler söylerlerse orada itaat yok. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm diyor Mevlamız. Lokman suresindeki bu ayet Sad bin Ebi Vakkas'ın o adımlarının ve o yaşadıklarının üzerine nazil oluyor. Tabi ayet nazil olunca o bu işte doğru iş yaptığı için seviniyor. O günden sonra da annesine karşı iyiliği ve ikramı en ufak bir şekilde aksatmıyor. Ama ne yapıyorsa yapıyor, anneyi bir türlü kazanamıyor. Anne de bakıyor ki onu kazanamayacak. Burada dikkatle, rikkatle, İslam noktasındaki hassasiyetle oğlunun bu konudaki gayreti annesini kazanmaya yetmiyor. Ama evin içerisinde o günlerde 8-9 yaşlarında bir çocuk var. Adı Ümeyr. O Ümeyr'in yüreğine iman tohumu ekiyor Sad abisi. Neden? İslam'ı güzel temsil ettiği için. O Ümeyr 15-16 yaşında Bedir gazvesine katılacak ve Bedir'in 14 şehidinden biri olacak. Dolayısıyla temsiliyetin insana neler kazandırdığının en güzel örneği de budur. Burada çok şey söylenir. Ancak ben bunun üzerinden Sad bin Ebi Vakkas'ın bize verdiği mesajı size vererek ikinci sahabi efendimize geçmek istiyorum. Sad bin Ebi Vakkas bu haliyle bize ne dedi? Eğer Allah'a giden yolda bir gün
Annen senin imtihanın olursa, kıran, yıkan, kızan, kötü sözler savuran sen olma. Onun günah taleplerine itaat etme ama yine de güzel muamele et. Böyle yaparsan anneni kazanamasan bile kardeşini, kardeşlerini kazanabilirsin. Sad bin Ebi Vakkas'ın bize söylediği aslında buydu. Onlara karşı asla evlat haklı olamaz. Bunu çok tehlikeli bir söz olarak söylüyorum ama söylemek zorundayım. Ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsın, dünyalık namına her zaman için anne ve baba haklıdır. Evlat kendini böyle görmelidir. Allah katında, Allah nazarındaki hesap ayrı. Ama evlat kendini ana ve babasının karşısında haklı görmemeli, mazur görmemelidir. Çünkü gözümüzün içine sokarcasına İsra suresinde ne olursa olsun onlara üf denilmemesi gerektiğini söyleyen bir Rabbimiz var. Seni çileden çıkaracaklar, seni deli edecekler, sana acayip acayip şeyler yapacaklar. Hele yaşlandılar mı? Çocuklaşacaklar, çocuk gibi davranacaklar, nazlanacaklar, en ufak şeyinden alınacaklar. Ama ne yapacaksın? Üf demek yok. Ne olursa olsun annem babam haklıdır diyeceksin. Sad bin Ebi Vakkas işkence görmüş olmasına rağmen bir kötü sözü yoktur anasına. Evinden uzaklaştırılmasına rağmen bir kötü söz yoktur anasına. Dinine dil uzatılmasına rağmen kötü sözü yüzüne karşı yoktur. Ama o sözleri dinlememe adına, annesiyle o ortamı oluşturmama adına gayreti vardır. Ve uzatın gitsin bunları. Bilmiyorum, belki tek taraflı konuştuğumu zannedebilirsiniz ama iş bu kadar ciddidir ve bu kadar önemlidir.